6 Şubat 2024 Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyetimizin tarihinde yaşanmış en büyük acılardan bir tanesi. 86 milyon yüreğimizin bir yanında geçen sene bugünü ve devamındaki birkaç ayı yaşayan, tanık olan herkesin yüreğinin bir yanında taşıyacağı bir ateş olarak, yüreğimizi yakmaya devam edecek bir büyük yas olarak her birimizin hayatındaki yerini aldı. Ben öncelikle depremde hayatını kaybeden hem Hataylı hem tüm şehirlerimizdeki tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza, halen tedavisi süren yaralılarımız var. Onlara acil şifalar diliyorum. Bu gece aynı zamanda Miraç Kandili, hem bütün İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlarken, bu gece ilahi huzura Hazreti Muhammed'in kavuştuğu gece, bir yıl önce de her birisi suçsuz, günahsız, ertesi gün evlatlarının karnını doyurmak için, bu ülkeye faydalı olmak için uyanmak üzere gözlerini yumup bir daha gözlerini açamayan ve ilahi huzura kavuşmuş olan herkese bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bundan sonra Allah ülkemize ve Hatay'ımıza böyle büyük acılar yaşatmasın temennisiyle sözlerime başlamak isterim. 50.783 canımızı kaybettik. Tüm Türkiye'nin seferber olduğu bir süreçti. Sayın İl Başkanım, siyasi partilerin değerli temsilcileri, meslek örgütlerinin temsilcileri, değerli muhtarlarımız, buraya genel başkan yardımcılarımızla, grup başkan vekilimizle, parti meclis üyelerimizle geldik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin değerli başkanı Ekrem İmamoğlu'yla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yöneticileriyle birlikte geldik. Aynı bir yıl önce koşup buraya geldiğimiz gibi, o sabah birbirimizi uyandırdık, haberi alır almaz. Ben Malatya İl Başkanımız Barış'tan öğrenmiştim haberi, hemen depremden birkaç dakika sonra. Her birimiz bir diğerimize ulaşmaya çalıştık. Önce Ankara'da toplandık. Bir yandan biraz önce söylendiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediye'miz Hatay'la AFAD üzerinden ilişkilendirildi. Bütün büyük şehirlerimiz çeşitli illerle ilişkilendirildiler. 27. dönem milletvekillerimizi o günden itibaren ilk mesaj olarak bulduğunuz ilk vasıtayla deprem bölgesine gidin mesajı çektik. Onlar yoldayken onları illere dağıttık ve burada yaklaşık 90 gün boyunca gece gündüz 10 ilimizde nöbet tuttular. Sonra büyük hasar alan 5 ilimizde düzenli nöbet tutmaya devam ettiler. Ben buradan öncelikle 27. dönem milletvekillerimize, 130 milletvekilimiz ki içlerinden 65'i bu dönemde devam ediyor, 65 arkadaşımız daha sonra partimize, milletimize hizmet etmek üzere şu an görevli değiller. Ben her birinin adını anmak isterim ama Hatay milletvekillerimiz Suzan Şahin, İsmet Tokdemir ve Serkan Topal'ın şahsında, önceki dönem görev yapan milletvekillerimiz burada verdikleri emekler için, daha sonra da birlikte biraz önce Sayın Başkanımızın ifade ettiği yaşam merkezine yaptıkları katkılarla, Kiptaş'ın yine çalışmalarıyla bir yaşam merkezi kazandırmıştık. Onlara buradan bir kez daha selamlarımızı, saygılarımızı, teşekkürlerimizi iletiyorum. Bugün 28. dönem milletvekillerimizin tamamı yine deprem bölgesindeler. Dün gece 973 ilçemiz gece deprem saatinde ışıklarını açtılar. 81 ilde 973 ilçede Cumhuriyet Halk Partililer saygı duruşunda bulundular, anma programındaydılar. Bu tip olayların anılması, unutulmaması için
hatırlanması için ve bir daha yaşanmaması için yapılması gerekenlerin düşünülmesi, üzerimize düşen ödevlerin hatırlanması ve paylaşılması için son derece önemli. Biz bu süreçte ilk günden itibaren bu meseleyi siyasi bir mesele olarak siyasetin gündemi içine alarak onu istismar etmekten özellikle geri durduk. Elbette depremdeki can kayıpları fevkalade politik ve siyasi meselelerdir. Çünkü siyaset öncelik belirleme işidir. Siz önceliğinizi bir kentin rantını aktarmaktan yana mı kullanıyorsunuz? Yoksa o kenti dirençli hale getirmek için mi kullanıyorsunuz? Sele karşı, yangınlara karşı, doğal afetlere karşı ve depreme karşı dirençli bir kent yapmak bir siyasi tercihtir. O kentin arsalarını ranta açmak bir başka siyasi tercihtir. Ama biz gündelik siyaset içinde canlarımız enkaz altındayken halen daha her yerde bir umut arama kurtarma çalışmaları sürüyorken bunu sıcak siyasetin bir parçası yapmak istemedik. Bu konuda son derece özenli bir dil kullandık. Ancak depremin iki gün sonrasında 8 Şubat günü ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı hiç kimse merak etmesin. Deprem konutu ihtiyacı 600 binin üzerinde hepsini bir yıl içinde herkese teslim edeceğim. Bu devlet sözüne güvenin diyerek hem devlet gücünü bir siyasi partinin çıkarlarına tahvil etmeye hem devletin gücünü olduğundan farklı göstererek hem de bir yıl sonrasıyla ilgili tutamayacağı sözler vererek aslında depremi muhalefet partileri siyasete alet etmiyorken ilk günden niyetinin ne olduğunu birkaç ay sonra yaklaşan bir seçimi gözeterek göstermişti. Aslında o güne baktığımızda ülkeyi nasıl bir iktidar yönetiyordu dediğimizde Cumhuriyet tarihinde kolay kolay kimseye nasip olmayan bir iktidar yönetiyordu. 21 yıldır yönetiyordu. Mecliste çoğunluğu vardı. Yürütmenin her kademesindeydiler ve kadrolaşmalarını tamamlamışlardı. Ayrıca öyle hazin bir durumdur ki 1999'da yaşanan büyük deprem, onun yarattığı toplumsal sarsıntı, buna karşı en acımasız eleştiriler, depremin üçüncü günü hala çadır yok diyerek, öyle bir depremin müsebbibini adeta siyasi iktidarmış gibi göstererek, en acımasız eleştirileri yaparak iktidara gelmişlerdi. Ve Cumhuriyet tarihi boyunca 79 yılda Cumhuriyet hükümetlerinin topladığı toplam verginin 4 katını toplamışlardı. 3 trilyon dolar. Ayrıca bir önceki deprem için çıkarılmış olan deprem vergisi diyebildiğimiz adına sonra özel iletişim vergisi denilen vergiyle 40 milyar dolarlık deprem vergisi tahsil etmişlerdi. Ve depreme karşı hazırlık yapmamak için ne süresel, dile kolay 21 yıl, öyle 21 gün, 21 ay değil, 21 yıldır iktidardaydılar ve ellerinde inanılmaz bir kaynak vardı. Ama düğmenin, gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikleyerek başlamışlardı. Kaynakları depreme karşı dirençli kentler yaratmak için, gerçek anlamda bir kentsel dönüşüm için harcamak yerine bambaşka yerlere harcadılar ve tam 8 kez imar affı çıkardılar. Çıkardıkları imar afflarından aldıkları 26 milyar lirayla övündüler ama o parayı bile deprem için harcamadıkları kurulan komisyonların raporlarında açıkça ortaya çıktı. 6 Şubat'ta 04.17'de ilk deprem, 13.24'te ikinci deprem yaşandığında gördük ki bu ülke 21 yıldır kendisini yöneten hükümet eliyle depreme karşı son derece korunaksız
ve terk edilmiş bir haldeydi. Ardından biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifade ettiği 3 gün yaşandı. O 3 gün büyük bir koordinasyonsuzluk, büyük bir panik ve hatta görevi ihmale varabilecek yanlış kararların alındığı günlerdi. Bütün belediyeler, AK Partili, MHP'li, CHP'li, bütün belediyeler yollara düştüler, koştular. Aman iktidar yapamıyor da belediyeler mi yapıyor görüntüsü olmasın diye şehirlerin girişinde tırlar bekletildi. Şehirlerin girişlerinde vinçler bekletildi. Ve yapılması yapılabilecekler birkaç gün geciktirildi. İlk akla gelen, Türkiye'nin en organize kurumu, afetle mücadele etmek için en organize, en zinde kuvvet, silahlı kuvvetler, alarm verildiğinde dakikalar içinde birlikten çıkmaya hazır, teçhizatı tam, silahlı kuvvetler tam 3 gün boyunca yoktu. Sonradan öğreniyoruz ki orduyu çıkar dediklerinde orduyu çıkarması kolay, geriye sokması zor diyordu birisi. Yani bir darbe paranoyasıyla, ya bu büyük bir deprem, toplumsal olaylar olur, ordu yönetime el koyar, iktidar elden gider gibi korkunç bir paranoyayla en kıymetli 24, 48, 72 saati bu müdahalenin imkanından bu ülkeyi mahrum bırakan bir iktidarla karşı karşıyaydık. Sonra koordinasyonsuzluklar, yavaş yavaş sivil toplumun meseleyi ele alması, belediyelerin buraya ağırlıklarını koymaları ve o büyük mücadelenin devamını hep birlikte izledik. Ama madem ki yıl dönümüdür, şunu da hatırlamadan geçmemek lazım. Çadır, çadır, çadır diye insanlar perişandı ilk günlerde. Çadır yoktu ama o günlerde Kızılay'ın çadır sattığını sonradan öğrendik. Ve öyle bir süreç yaşadık ki herkes yardım beklerken depremzedelerin cep telefonlarına bile IBAN attılar. Buraya para yollayın, depremzedelere yardım edelim diye. Elbette günü gelirdi, dayanışma örgütlenirdi. Biz dayanışma örgütlemenin önemine inanan bir siyasi görüşten geliyoruz. Ama çok zamansız, çok küstahça, çok duyguları hiçe sayan, işini yapacağına algı yönetmeye çalışan birilerini yaşadık. Hatırlayın, yanlışlıkla erken gösterime girdi 100 yılın felaketi filmi. Yani aman ha buna isyan etmeyin, aman ha yaşananların karşısındaki acziyetimizi görmeyin diye birileri biz enkazın altından canlarımız çıkarılsın derken, yani o olguyla uğraşırken birileri algıyla uğraşıyordu. Bu depremin ne kadar büyük bir deprem olduğunun algısını ne kadar erken yayarsak siyasi maliyeti o kadar az olur diye akıl vermişler beyefendiye. Onun üzerine depremin 4., 5. günü 100 yılın felaketi deprem filmini çekmiştiler bile. Sonra da bütün siyaseti bunun üzerine oturttular. Evet, konut vaat ettiler. 650 bin konut olacak, bir yılda vereceğiz dediler. 15 Mart gelince 650 bin konutun 319 binini bir yılın sonunda vereceğim dedi. Ve bugün itibariyle, bugün bir yıl bitti, sözü 319 bin konut, bugün itibariyle 18 019 konut vermiş durumda. Bugün verilen konut sayısı toplam konut ihtiyacının %2.7'si. Kendisinin 2 ay içinde 75 bin konut vereceğim sözü doğru bile olsa ihtiyaç olan konutların sadece %5'ini teslim etmiş olacak. %5.6'sını. Yani 100 depremzededen 95'i verilen devlet sözüne seçim sattım halinde kullanılan o büyük propaganda aygıtının en kullanışlı söylemine rağmen 100 depremzededen 95'i ya konteynerda ya halen daha çadırda bu memlekette. Ve görünen o ki bu sorun yıllara sari devam edecek bir sorun olmaya devam ediyor.
2021 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu raporu Türkiye'deki 10 milyon civarındaki yapı stoğunun 6 ila 7 milyon arasındakinin kısmi ya da yüksek riskli konutlar olduğunu söylüyor. Ne Erdoğan ne de 6 Şubat depreminin Çevre Bakanı Murat Kurum bu riskli yapılarla meşgul olmadı. Verilere göre Hatay'da deprem anında 13.883 bina çöktü. Oysa onlar Antakya, Defne, Hassa, Kırıkan'da binaların %29 ila %51'inin depreme karşı dirençsiz olduğu daha önceden yayınlanan raporlarda yazıyordu zaten. Ve Jeoloji Mühendisler Odası Şubat 2021'de Hatay kent merkezinde, Antakya'da, Defne'de, Hassa'da, Kırıkan'da, Reyhanlı'da, Dörtyol'da, Erzin'de 25 mahallenin doğrudan diri fay hatları üzerinde olduğunu ve derhal taşınmaları gerektiğini söylemişti. Bu konuda önlem almak yerine imar affı çıkarmayı tercih ettiler. Hatay'da 56 bin, Malatya'da 22 bin, Kahramanmaraş'ta 39 bin yapı temel mühendislik hizmetleri aldığı şüpheli oldukları halde toplamda 294 bin yapı imar affından yararlandı, affedildi ve denetim dışında bırakıldı. Sonra bu deprem yaşandı. Bu deprem yaşanmadan önce 21 yıl bu iktidarın süresi vardı, imkanı vardı, toplanan para vardı ama tercihlerini bu yönde kullanmadı. Rapora göre yıkılan binalar arasında daha önce riskli oldukları için dönüşümü sağlanan çok sayıda bina da bulunuyor. Yani yapılan kentsel dönüşümler de usulüne uygun ve dirençli binalar yaratmak üzere değil, göstermelik olmak üzere ortaya çıkmıştı. Tabii gelinen noktada bir de depremden sonra yaşananların bugüne sirayet eden sorunları var. Örneğin sağlık sorunları. Halen daha salgın hastalık riskli, halen daha asbest yüzünden kanser riski, uyuz bit gibi çoktan geride bırakılmış olan rahatsızlıkların çok ciddi şekilde bildiriliyor olması, solunum yolu enfeksiyonları çok önemli sorunlar olarak dile geliyor. Kayıp çocuklar var. Kurulmasını teklif ettiğimiz komisyona hayır oyu verdikleri kayıp çocuklar var. Halen daha kayıp depremzedeler var. Halen daha sevdiklerinin mezarına kavuşamamış, naaşlarına kavuşamamış depremzedeler var. Ve bir yandan da Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Hatay'da sarf ettiği sözler üzerinden aslında hepimizin bildiği ama belki bir çocuk kral çıplak der de görünür derken kralın çırılçıplak karşımıza çıkıp kendini ifşa ettiği o manzara var. Diyor ki kral, merkezi yönetimle diyor, benim sarayımla diyor, yerel yönetim, kendi gözünde derebeyliği, kendi yolladığı uç beyi, uyum içinde olmazsa diyor elini böyle yapıp, hizmet gelmez. Sonra bakıyor Hataylıların gözünün içine, geldi mi diyor, gelmedi diyor, mahzun kaldınız işte diyor. Bana oy vermediğiniz için size hizmet etmedim, vermezseniz yine etmeyeceğim diyerek dünya siyasi tarihinin en utanç verici şantajını milletimizin yüreğine, milletimizin vicdanına havale ediyorum. Yazıklar olsun. Oysa biz örneğin Samandağ'da yan yana çalışıyordu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yenişehir Belediyesi ile AK Partili Uşak Belediyesi.
Uşak Belediyesi'nin çalışanlarıyla Yenişehir Belediyesi'nin çalışanları omuz omuza çalışıyorlardı. Hiçbirimiz, hiçbirini o çalışanların bir başka partinin belediyesi gözüyle görmedik. Hepsi kamu görevi yapıyordu. Ben Uşak Belediye Başkanı'nı o gün de teşekkür ve tebrik için aramıştım. Bugün de Uşak Belediye Başkanı'nı, başkanım bir sene önce görüşmüştük, bir sesini duyayım diye aradım. Biz Uşak'ta bizim milletvekili, önceki dönem milletvekili arkadaşımız Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Başkan, Mehmet Çakın'la yarışıyor. Kıyasıya yarışacağız. Gideceğiz orada, oyu biz isteyeceğiz Uşaklılardan. Ama bu siyasi rekabet, sandıkta olması gereken siyasi rekabet. Burada Uşak Belediyesi'nin yapmış olduğu depremzedeye hizmeti niye gölgelesin arkadaş? Niye gölgelesin? Eğer bizim aramıza depremzedeye yardım etmek için, bir kente yardım etmek için, hele hele Atatürk'ün şahsi meselem dediği, bize hepimize emanet ettiği, en çok da herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlarına emanet ettiği bu kente hizmet etmek için siyasi ayrılık gayrılık yapılıyorsa, bu lafı söyleyenin kalbinde kalp yok. Taş var arkadaşlar, bunu herkes böyle bilir. Diğer yandan yapılan hizmetleri küçük gören, görmezden gelmeye çalışan bir anlayış. Oysa Cumhuriyet Halk Partili belediyeler 9600 araçla burada oldular. 9600 araç. 28500 personel bütün deprem bölgesinde. 7200 tır, 4 uçak, 6 gemiyle 155 mobil mutfak gelip kurdular buraya. 163 ikram aracı, 18 mobil fırın, 3 milyon battaniye ve 266.000 ısıtıcı, 49.931 çadır, 1809 konteynerla ilk 2 ay içinde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu bölgeye yaptıkları bunlardı. Bunu belki Recep Tayyip Erdoğan görmüyor olabilir. Ama bunu sadece Hataylılar değil, Malatyalılar, Adıyamanlılar, Gaziantepliler, Kahramanmaraşlılar, depremden yıkıma uğrayan her yerdeki her siyasi görüşten insan gördü. Eğer bu sözlerime rağmen Cumhuriyet Halk Partisi bir şey yapmadı diyorsa, milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'a da notunu versin. Eğer yaptıysak Cumhuriyet Halk Partililere de öyle not falan vermesin. Sadece bir helallik versin yeter bize. Bugün buradaki açılışın biraz önce Ekrem Başkan'ın söylediği bir boyutu var. İstanbul'da bir büyük aile var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesi. Bunlar CHP'lilerden falan oluşmuyor. Hatta belki önemli bir kısmı Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Büyükşehir'i yönetirken işe girmiş çalışanlar, emekçiler. Ama onlar bir aile. İstanbul'a hep birlikte hizmet ediyorlar. Ekrem Başkan onları ayırmıyor. Sen şu siyasi görüştensin, bundansın diye. İlk başta korkutmuşlardı. Gelirse hepsini işten çıkaracaktı. Geldi, hepinizi kovacak diyordu. Hepsine sarıldı Ekrem Başkan. Sarıldı ve hep birlikte çalışıyorlar. İşte o sıcaklık şöyle bir dayanışmayı şekillendirdi. 90 bin kişi sadece bayram çikolatalarından vazgeçince koskocaman bir meslek lisesini yeniden inşa etme imkanı oluyor. Hem de öyle herhangi bir okul değil, dört dörtlük bir okul, biraz önce bahsedildiği gibi. Bir gün gelecek, onu da hep beraber açacağız. Tabii bu iki şeyi gösteriyor. Bir, 90 bin tane güzel yürekli insanın Hatay'a uzattığı dostluk elini, dostluk köprüsünü gösteriyor. Diğer yandan da dayanışmanın ne muhteşem bir şey olduğunu gösteriyor. 90 bin kişinin çikolatası bir meslek lisesine karşılık gelebiliyorsa, siz 900 bin kişinin, 9 milyonun, 16 milyonun dayanışmasını düşünün. Hani elimizi kolumuzu bağladı ya,
Göya meclis çoğunluğumuz yoktu. Her imkandan Ekrem Başkan'ı mahrum bıraktı ya. Ankara'dan Hatay'a depremzedenin gözünün yaşına bakmamış adam. Ekrem İmamoğlu'nun mu bakar? Hiçbir imkandan yararlandırmadı ya. Ama hiç bunları mazeret bilip yapamıyorum demeyip bu işlerin yapılması, işte bu 16 milyonluk şehrin gücünü arkasına almanın, dayanışma belediyeciliğinin, kaynakları doğru kullanmanın ve israf etmek yerine tasarruf edip artan değeri İstanbullulara ve Türkiye'ye aktarmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kiptaş, Sayın Genel Müdürün şahsında bütün Kiptaş ailesine de teşekkür ediyoruz. Muhteşem işler yapıyorlar kentsel dönüşüm anlamında. İstanbul'da ve İstanbul dışında bu tip projelerde. Onların yapmış oldukları, ortaya koymuş oldukları bu çabaların sonucunda hepimizin göğsünü kabartan işler ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreçte hep birlikte Hatay'da olmaya, deprem bölgesinde olmaya devam edeceğiz. Birilerinin kalbinin yerinde taş olabilir. Biz hem İstanbul'daki 16 milyon İstanbullunun tertemiz kalbinin, tertemiz duygularının, Türkiye'deki 86 milyon insanın tertemiz duygularının hem tercümanı olmaya, hem onlar adına buraya yapılabilecek hizmetlere vesile olmaya, aracı olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra güçlenmeye devam edeceğiz. Çünkü herkes şunu bilsin. 6 Şubat Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık gecesiydi. Ama göreceksiniz, her şey, gidenler geri gelmeyecek. Yüreğimizdeki o ateş sönmeyecek. Ama yavaş yavaş her şey daha iyiye gidecek ve eninde sonunda iyiler kazanacak. Hiçbir zaman, hiçbir zaman karanlık aydınlığa galip gelmez. Eninde sonunda şafak söker, güneş doğar, aydınlanır. Hiçbir zaman kötülük iyiliğe galip gelmez. En sonunda hep iyiler kazanır. Ben iyilerin kazanacağı, sevginin kazanacağı, güzelliklerin kazanacağı ve eninde sonunda güzel insanların eski mutlu günlerine kavuşacağı yarınlar için size Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin ve yönettiğimiz kentlerdeki herkesin en sıcak dayanışma duygularını iletiyorum. Başımız sağ olsun. Bundan sonra hep beraber kötülükleri yeneceğiz. Kötü kalplileri yeneceğiz. Taş kalplileri yeneceğiz. İyi yürekliler kazanacak. Sevgi kazanacak. Hatay kazanacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.